Diğer ilçelerimizde olmayıp da Sarıkaya ilçemizde olan ve Evet. yapılacak olan ve devam eden projelerimizi dinlemek isteriz. Çünkü bu program bir nebze örnek teşkil edecek yine Evet. her zaman Evet. olduğu gibi. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle Cemil Bey, Estağfurullah. belediyelerde altyapı çok önemli bir etken. Yani ne yaparsanız yapın, eğer altyapıya çalışma yapmazsanız insanları çok ciddi manada memnun edemezsiniz. Bizim bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en temel şey ilçemizin çağ atlamasını sağlayacak doğalgazın ilçeyle buluşması oldu. Evet. Yani bu milat dediğimiz bir şeydir. Yani eskiden mesela 80'li 90'lı yıllarda hani bazen köylerde, ilçelerde falan su yoktu da Evet. su gelmesi bir devrim gibi bir şeydi ya. Artık Türkiye'de de enerji sektörü suyun yerini aldı bir şekilde. Yani bugün bütün savaşlar önceden sudan çıkardı, şimdi gazlardan çıkıyor. Evet. Neticede bizim ilçemizin doğalgazla buluşması bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz bana göre en güzel projelerden birisiydi. Bugün yaklaşık 6 bin hanede, yani 9 bin hane olan bir memleketin 6 bin hanesi şu anda doğalgazla ısınıyor. Doğalgaz kullanıyor. Bu haliyle bizim altyapımızı bozdu. Yani doğalgaz borusu böyle gökten indirilecek falan bir şey değil doğalgaz. Yerin altını Tabii ki kazarak yani. gitmesi gereken bir hizmet. Bu hem servis yolları hem evlere çekilmesi hem ana hattın geçmesi falan derken bizim bugüne kadar yaklaşık 72 kilometre uzunluğunda 720 bin metrekare genişliğinde altyapımızı bozdu. Hemşehrilerimiz bu konuda sabır gösterdiler, gösteriyorlar. Biz de doğalgazı geçen yerlerde altyapı hizmetine tekrar başlıyoruz. Yani daha önce yapmış olduğumuz yolu bozuyoruz, doğalgazı getiriyoruz. Peşinden o yolu tekrar yapmaya başlıyoruz. Evet. Bu ciddi bir külfet bir Ve belediye emek. için. Tabii hem emek hem külfet. Malum kış memleketindeyiz. 8 ay kış olan bir Evet. memlekette en fazla 2,5 ay altyapı hizmeti yapabilirsiniz. Evet. Onun dışında bu Yozgat'ta da böyledir. Akdağ Madeninde de böyledir. Kesinlikle. Yerköy'de de böyledir. Dolayısıyla bu 2,5 aylık zaman zarfında ne kadar fazla yol yapabilirseniz, ne kadar fazla altyapı yapabilirseniz o kârdır. Çok şükür ki bunun yaklaşık 110 bin metrekaresini bu son 2 ay içerisinde gerçekleştirdik. Hala arkadaşlarımız çalışıyorlar. Belki şu saatte bile ekiplerimiz yol yapıyor. Maşallah. Bunu da biraz hızlı yapabilmek için bu sene kendimize bir emisyonlu asfalt üretim tesisi kurduk. Vay. Artık Sarıkaya Belediyesi kendi asfaltını, sati kaplamasını, emisyonlu asfaltını kendi üretiyor. Yani dışarıdan satın almaktan daha ekonomik bir hale geldi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz yolda tesisin masrafının hemen hemen 1/4'ünü çıkarmış oldu. İnşallah ömür boyu memleketimizin böyle bir kazanımı oldu. Bu da bizim için değerli bir şey. Çok önemli. Yani tabii altyapıyla bitmiyor bütün problem. Biz imarı gelişen, gelişmekte olan bir ilçeyiz. Evet. Yani ben 6 yıllık belediye başkanlığım döneminde yaklaşık 4200 yeni daireye ruhsat vermişiz. Yani bu belki Yozgat'ta bir rekordur. Evet. Yani 4200 yeni daire yapılmış. Yani bu 4200 yeni doğalgaz bağlantısı, 4200 yeni kanalizasyon, 4200 yeni su bağlantısı demektir. Evet. Hatta geliştirelim 4200 yeni internet bağlantısı, telekom, elektrik bağlantısı. Bunların hepsi sizin altyapınıza ciddi manada zarar veren ama bir o kadar da şehrin kasaba görüntüsünden kent görüntüsüne Dönmesini kavuşmasını sağlayan, evet. sağlayan yatırımlardır. Belki şu anda hemşehrilerimiz bu altyapı bozukluğundan dolayı biraz sıkıntı çekiyorlar ama 2 sene sonra, 3 sene sonra dediğimin kıymetini inşallah anlayacaklar. Kesinlikle. Zaten herhalde bu kıymeti bildikleri için de bu dönem bize rekor seviyede bir oy verdiler. Sarıkaya tarihinin en fazla oyunu alarak, Evet. en fazla farkını alarak bize güvendiklerini gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. İmar çalışmaları devam ederken de sosyal projelerimizin de devam etmesi gerekiyor bir şekilde de. Biz işte zaten biliyorsunuz bir sinema salonu yapmıştık, bir Evet. tiyatro salonu yapmıştık, bir spor salonu yaptık, bayanlar için, bir hanımlar için bir lokal yaptık, bir sergi salonu, çok amaçlı bir salon yaptık, emeklilerimiz için bir emekliler lokali yaptık, ilçemizde mesire alanımız yoktu, ciddi manada aileleriyle insanların böyle piknik yapabileceği bir mesire alanı gerçekleştirmiş olduk. Yeni bir itfaiye binası yaptık.
Yeni bir makine ekmal binası yaptık. 1000 metrekare şeyli. İçinde atölyelerimiz var. Kamelya üretiyoruz. 4 tane sera yaptık. Yeni bir terminal binası yaptık. İlçedeki bütün galeri esnafını şehrin dışına çıkardık. Onlara bir galericiler sitesi yaptık. Şu anda 56 tane galerici esnafımıza 56 tane dükkan yapıp teslim ettik. Güzel bir site oldu. Belki Yozgat'ta da bu manada Yozgat ve Sorgun'dan sonra en kaliteli galericiler sitesi. Zaten zannederim bu 3 yerde var. Bir Yozgat'ta galericiler sitesi evet. var. Sorgun'da var. Bizimki birazcık daha modern hali. Bir de Sarıkaya'da oldu. Şimdi bunların hepsi maliyetli işler. Evet. Tabii şehitlik anıtı yaptık. Bizim marka işlerimizden birisi odur. Ben şimdi zaman zaman unutuyorum neler yaptığımız ama ilçeyi ya, maşallah. Yani ilçenin çehresi değişmiş. Çehresini değiştirmeye çalışıyoruz bir şekilde. Yani bu ilçeye gittiğiniz zaman da görürsünüz şeyini. Her tarafta bir faaliyet var, her tarafta bir çalışma var. Bugün belki bunu hissedemeyebilir insanlar. Özellikle Sarıkaya'da hali hazırda oturan hemşehrilerimizin hissetmesi birazcık daha zor. Tabii sürekli ama içindeler çünkü. Ama biz ne zaman pik yapıyoruz onu söyleyeyim. Yurt dışından ve şehir dışından insanlar geldiği zaman anlaşılıyor. Bunu şöyle bir örnekle anlatabilirim. Çocuğunuz var. Sürekli yanınızda. Siz onun büyüdüğünü hissedemezsiniz. Tabii ki. Göremezsiniz. Ama gurbete gidin. 6 ay dışarıda kalın. Geldikten sonra dersiniz ki bizim çocuk yürümeye başlamış. Evet. Boy atmış, kilo almış falan. Şimdi yaşayan insanlar belki bunu görmeyebilirler. Ya da onlara böyle bir alışkanlık gibi gelebilir. Ama dışarıdan gelen insan bir sene sonra geldiğinde ben geldiğimde bu mahallede bu park yoktu gittiğimde. Bak bu sene buraya çok güzel bir park yapılmış. İşte buraya bir taziye evi yapılmış. Buraya bir mahalle konağı yapılmış. İşte buraya şöyle bir tesis kazandırılmış. Buraya bir cami yapılmış. Bu caminin üstü kapatılmış. İşte bir sosyal donatı alanı evet. oluşturulmuş. Bir kütüphane yapılmış. Bir kıraathane yapılmış diyor. Onlar daha rahat görüyorlar. Başkanım ben çocukken geldim. Böyle 99-2000 yılları belki ortaokul yeni bittiğinde. Bu arada Sarıkaya'daki Üstüntaş'lara selam edeyim. Benim orada akrabalarım var, evet. amcalarım var. Burada da muhtar var bir tane Üstüntaş. Bekir, evet. Bekir amcam, o da amcam. Öyle mi? Sarıkaya'da da amcalarımız var bizim. Evet. Hepsine selam edelim. Büyük caminin etrafında, o zaman da büyük cami yeni yapılmıştı. Sarıkaya merkezdeki büyük cami değil mi? Onun evet. adı da büyük cami. Merkez cami. Orada yeni yapılmıştı merkez cami. Etrafında 25-30 tane dükkan vardı. Sarıkaya oradan ibaretti. Çarşısı yani. Orada bizimkilerin de lokantası vardı. Ama yıllar sonra oraya gittim, özellikle sizin döneminizde geldiğimizde şöyle bir baktık. Ciddi anlamda değişme var. Yani bu kadar kısa sürüyor. Yani 3 yılda 4 yılda bu kadar bir çehre değişir mi? Gerçekten değişmiş. İnşallah daha da farkındayız değişecek. Yani. Biraz daha sabırlı olursak bu dönemimizin sonunda insanlar Sarıkaya'da çok daha farklı şeyler görecekler. Daha İnşallah. Güzel şeyler olacaklar. Yani çünkü devam eden projelerimiz var. Yani çok ciddi projelerimiz var. Yine bence örnek olacak projelerimiz var. Mesela şu anda bir yeni bir iş merkeziyle uğraşıyoruz. Yani yaklaşık 24 tane iş yerinden oluşan bir iş merkezi ve yeni bir belediye hizmet binası projemizi başlattık. Toplam değeri 12 milyon değerinde bir yatırım. İhalesini yaptık. Arkadaşlarımız işe başladılar. Zannederim gelecek sene bu zamanlar teslim etmiş olacaklar. İnşallah, güzel. Böyle bir Roma hamam mimarisiyle yaptığımız bir iş olacak. Bu hem ilçede alternatif ticari sokaklar oluşturacak. Yani ticaretin döndüğü alternatif bir cadde oluşturacak. Hem de belediye hizmet binamız daha güzel bir yerde olacak. Mevcut binamız da boşa çıkacak. Belki onu bir üniversiteye yurt olarak yapacağız. Belki bir kütüphane yapacağız. Bir şey evet. yapacağız ama ciddi bir kazanım olacak. Bu şu anda devam eden projelerimizin başında bu var. Evet. Yeni bir iş merkezi ve yeni bir hizmet binası. İkisi aynı anda yürüyen bir proje. Zannederim 5000 metrekare kapalı alana sahip böyle bir inşaat alanı olan bir yer var. Tabii farklı bir projemiz daha var. Belediyelerin kaynak sıkıntısı her zaman mevcuttur. Bu bütün belediyeler için geçerlidir. Özellikle pandemi sürecinde. Yani bu pandemi sürecinde zaten ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşamaya başladı. Bütün belediyeler yaşadı bunu Türkiye'de. Evet. Ya bütün dünya yaşıyor bunu yani bunu bir şey olarak söylemiyorum. Kesinlikle. Var olan bir gerçek bu. Çünkü vergi toplayamıyorsunuz. Vergi toplayamadığınız zaman geliriniz düşüyor.
Hükümetin geliri düştüğü zaman belediyelere ayrılan paylar düşüyor. Ve bir gider var. Gider sabit kalmıyor, daha da artıyor. Artıyor. Yani dolara, euroya endeksli bazı şeylerimiz var. Şimdi böyle olduğu zaman belediyeler iş yapabilmesi için kaynak üretmesi lazım. Biz şimdi bu kaynak üretmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mesela şu anda en şeyle beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz projemiz Güneş Enerji Santrali projemiz. Yani Türkiye'de de burada mütevazilik yapmayacağım bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnşallah. Allah izin verirse kendi tüketimimizin yaklaşık 6 katı kadar Güneş Enerji Santrali'nin çağrı mektubunu almış bulunmaktayız. Bugün yarın inşallah... 6 katı. Evet, 6 katı kadar. Bugün yarın inşallah bağlantı sözleşmesini imzalayıp kazmayı vurup işimize başlayacağız. Bu şu demektir. Evet. Bu her ay ortalama 600 bin lira civarında ekstra bir gelirin Sarıkaya Belediyesi'ne kazandırılması demektir. Çok güzel. Yani bu devletten aldığımız payın yaklaşık yarısı. Yani bir yarısı kadar da kendi kaynaklarımıza bunu üretiyor olacağız. Evet. Bu çok ciddi bir iştir. Ve elektriğimizi? Tabii kendi elektriğimizi, sarf ettiğimiz elektrik mahsup edilecek. Üstüne de belli bir kaynağımız olacak. Belli çok bir güzel. Gelir elde edeceğiz. Ne kadar boyunca? Güneş panelinin ömrü boyunca, yaklaşık 30 sene boyunca. Evet. Yani bu belki bizden sonra gelecek arkadaşların da belediyecilik anlamında elini çok ciddi manada rahatlatacak çok ciddi bir proje. Bu bir gelir kaynağı. Ve bu sizden sonrasını da düşünerekten. Tabii. Değil mi? Tabii. Kalıcı. Yani bizim şimdi yani... şurada 4 yılımız kaldı. Yani 4 yıldan sonra Cenab-ı Allah kime nasip eder bilmem ama bir arkadaşımız belediye başkanı olacak. Evet. Yani o da elinde böyle bir kaynakla inşallah hizmete devam edecek. Öyle düşünüyoruz. Başkanım şimdi çok halkın teveccühü, hemşerimizin teveccühüyle biz farklı kazandık dediniz ya. Farklı kazanmanın sorumluluklarını yerine getirdiğinizi biz görüyoruz buradan. Ve başarılarınızı da tabii ki devamını diliyoruz inşallah. İnşallah. Başkanım devam eden başka projemiz var mı? Hani... Var şu anda. Bu GES'ten sonra bir GES'in de içerisinde, ikisi aslında birbiriyle bağlantılı, bir bilim sanat merkezi yapmayı düşünüyoruz. Evet. Yani biz biraz farklı bakıyoruz olaya, o şeye. Evet. Biz çevre ilçelerdeki, Çayıralan'daki, Boğazcan'daki, Çandır'daki, Yenifakıl'daki, hatta Sorgun'daki hemşerilerimizi ilçemize nasıl çekeriz? Bunun mücadelesini yapıyoruz. Bununla ilgili çocukların böyle, özellikle gençlerin bilime yönelik, sanata yönelik bazı kuramların da teorilerin de deneylerini yapabilecekleri, atıyorum enerji nasıl üretiliyor, bunu görebilecekleri ya da bir hidroelektrik santrali nasıl çalışıyor bunu görebilecekleri, bunların evet, maketleriyle, deneyleriyle beraber ya da güneş sistemindeki gezegenlerin konumu neye göre değişiyor, nasıl değişiyor bunları görebilecek. Ve merak salmalarını sağlayacak. Tabii astronomiyle ilgili işler olacak. Atıyorum işte enerji nasıl üretilir, yağmur nasıl yağıyor, kar nasıl yağıyor bunları deneysel olarak gözlemleyebilecekleri, görebilecekleri ve bunu tecrübe edebilecekleri yaklaşık 50-60 tane deneysel modülün bir arada bulunduğu, tahmini hesaplarımıza göre 25 milyon civarında bir şeye yatırım maliyeti olan bir bilim sanat merkezi yapmayı düşünüyoruz. Yani hem eğitime katkı olsun hem de ilçemize dışarıdan insanlar, evet, gelebilsin diye. Bu dönemki projelerimizden biri, arkadaşlarımız bunun altyapısıyla ilgili çalışıyorlar şu anda. Tabii daha yakın bir planda yapabileceğimiz bir işte sosyal donatı alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar planlanan projeler, öyle değil mi başkanım? Bunlar şu anda şeyi, planı projesi bitmiş, sadece kaynakla ilgili sıkıntıyında giderdiğimiz zaman yapacağımız ihale aşamasına gelmiş projelerimiz. Biz bir de fizik tedavi hastanesi yapmak istiyoruz. Ben o konuya girecektim başkanım. Yani bu bizim için çok önemli. Sarıkaya, Roma Manlı etrafı, öyle değil mi, evet, başkanım? Şimdi bizim elimizde dünyanın hiçbir memleketinde olmayan bir cevher var. Evet. Şifalısı. Yani bunu bu kadar iddialı, bu kadar net söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yapı yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şifalı bir su yok. Ve bunun tarihsel delilleri var. Evet. Yani bu 2000 yıldır içinden şifalı suyu çıkan ve şifa dağıtan bir yer. Romalılar burayı dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak yapmışlar. Yani bu sudan insanlar şifa bulsun diye yapmışlar. O zaman bizim
sağlık turizmini canlandırmamız lazım. Evet. Yani şu anda hem TESKOMP Genel Başkanımız, eski milletvekilimiz Abdülkadir Akgül Bey var. Abdülkadir Bey'in çok ciddi çabalarıyla, ondan sonra Bekir Bozdağ Bakanımızın, Yusuf Başer Vekilimizin, hatta Ertuğrul Soysal Vekilimizin o dönemde hükümetimizin de kararlı duruşuyla ve Bozok Üniversitesi yönetiminin de katkılarıyla hasbelkader acizane bizim de desteklerimizle Sarıkaya'da bir fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek okulu açıldı. Çok şükür. Hayırlı olsun. Yani 4 yıl o konuda girecektik. Evet. Şimdi gelmişken şimdi girelim. Şimdi bu bununla bağlantılı olduğu için buradan giriyorum. Şimdi 4 yıllık bir okul bana göre tıp fakültesi ayarında bir okul. Yani bu her ilçeye nasip olacak bir iş, evet, değil bu. Kesinlikle. Yani tabii burada emeği geçen herkese peşinen baştan siyasilerimize, hükümetimize, milletvekillerimize, bakanımıza, cumhurbaşkanı yardımcımıza, rektörümüze, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün milletvekillerimize, MHP'li, CHP'li, bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kaymakamlarımıza, benden önceki belediye başkanımıza. Bu devrim niteliğinde bir işlerden birisi de bu. Evet. 60 kontenjan açıldı bu sene ilk defa. 62 öğrenci tercih etti. Yani ne güzel. 2 tane de okul birincisi kontenjanından geldi. Yani 5 Ekim'de inşallah, dün Sayın Rektörümüz de bizi ziyarete evet, geldiler. Evet, gördük onu. Orada bir toplantı yaptık, özellikle öğrencilerin barınma konusunu nasıl çözeriz diye. Sayın Kaymakamımız, işte AK Parti ilçe başkanımız, hep beraber oturduk, bir komisyon kurduk, bir karar verdik. Sayın Rektörümüz de uygun gördü. Barınma problemlerini de öğrencilerimizin çözmüş olduk. Şimdi bu öğrenciler buraya gelecekler ve burada fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda 4 yıl eğitim alacaklar. Evet. Yani bu 4 yılın sonunda yaklaşık 300 öğrenci demek. Evet. Bununla beraber Sayın Rektör Hocam bize başka bir müjde daha verdi. Eğer rantabl bir şekilde bu iş yürürse biz buraya başka yüksek okulları da açarız. Çünkü Sarıkaya'da bu potansiyeli görüyoruz dedi. Ama bu çocukların bir uygulama hastanesine ihtiyacı var. Evet. Biz de sağlık turizmi noktasında bu turizmi canlandırmak adına en az 100 yataklı, konaklamalı bir fizik tedavi hastanesi yapma planları içerisindeyiz. Bunun altyapısını hazırladık, projelerini hazırladık, her şeyimiz hazır, maliyetini çıkardık. Üniversitemizle de görüşüyoruz, belki ortak yapabileceğiz. Böyle bir işbirliği içerisindeyiz. Buradaki tıp fakültesinin bir şubesi olarak belki Sarıkaya'ya bunu açacağız. Bu şu demek, en az 80 yeni istihdam demek Sarıkaya için. Aylık yaklaşık 2 milyon civarında bir ekstra katma değer gelir demek, evet, Sarıkaya'ya. Özellikle A grubu hastaların kabul edilebileceği, içinde alternatif tıp merkezlerinde olacağı, işte hacamatın yapılabileceği, sülük tedavisinin yapılabileceği, akupunkturun yapılabileceği, hatta ayarlayabilirsek bir MR cihazının konularak bir MR merkezi haline de getirilebilecek bir sağlık tesisi yapmayı planlıyoruz. Ve bacasız fabrika. Yani sürekliliği olan bir, evet, şey, sürdürülebilir bir şey, istihdama katkı sağlayacak bir şey. Aynı zamanda ilçe esnafına da, ilçe ekonomisine de katma değer katacak bir şey. Evet. Şimdi bir Sarıkaya'da bir fabrika arayışı içerisine girmemizin hiçbir anlamı yok. İşte Sarıkaya'nın fabrikası sağlık turizmi, kültür turizmi, tarihi, inanç turizmi, tarih turizmi. Bunu canlandırmamız lazım. Biz işin şu anda sağlık turizmi boyutunda istiyoruz ki Sarıkaya'da böyle bir hastanemiz olsun. Üniversitemizle, devlet hastanesiyle entegre bir şekilde çalışsın. Yerel dinamikler olarak biz de bu hastaneyi kuralım, yapalım, destek olalım. Gerekirse yapalım, üniversiteye devredelim, Sağlık Bakanlığı'na devredelim. Ama ilçemize böyle bir güzelliği kazandıralım. Sağlık turizmi noktasında da turist çekelim. Peki bunu yaptıktan sonra Roma Hamamı'nın başka türlü değerlendirilmesi noktasında da son 2-3 yıldır maalesef geri planda kaldığımızı düşünüyorum. Evet. Yani şu anda belki pandemi sürecinden dolayı bir şeyler yapılamıyor ama geçtiğimiz yıl Yozgat Valiliğinden, İl Özel İdaresi'nden Roma Hamamı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Orada kamulaştırmalar yapıldı, binalar yıkıldı, insanlar iş yerlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ama kurtarma kazısı bir şekilde yarım kaldı ya da şu anda durmuş vaziyette. Ben inanıyorum bu süreçten sonra devlet büyüklerimiz, özellikle Yozgat'a geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın
Roma Hamamı ile ilgili muhteşem bir proje hazırladığını, bu projeyi bir an önce hayata geçireceğinin müjdesini vermişti. İnşallah. Cumhurbaşkanı yardımcımız, memleketimizin gururu Fuat Bey, o da sağ olsun Roma Hamamı ile yakından ilgileneceği sözünü vermişti Sarıkaya geldiğinde. Şu süreci bir atlatalım. Malum devlet büyüklerimizin şu anda pandemi süreciyle öncelikleri de farklı. Öncelikleri farklı. Bir taraftan Doğu Akdeniz'de mücadele ediyoruz. Kesinlikle. Bir taraftan Libya'da mücadele ediyoruz. Bir taraftan ekonomik saldırılarla mücadele ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki hükümetimiz de, milletvekillerimiz de, bütün milletvekillerimiz, Ethem Vekilimiz, Ali Kevem Vekilimiz, Sayın Bakanımız, Yusuf Bey, hepsi bir araya gelecekler. Bu Yozgat'ın, sadece Yozgat'ın değil, Türkiye'nin bir değeri. Yani bunun bir benzeri, daha küçüğü, dörtte biri ebatına sahip, İngiltere'nin bat bölgesinde var. İnanın 1,5 milyon turist çekiyor. Yani bu kadar küçük bir yapı bile... Bizimki kadar yok ama, öyle değil mi? Mümkün değil bizimki kadar. Bizim taşların şeyini yapmışlar, sahtesini yapmışlar. Yani kartondan yapmışlar. Yani burada bir tarih var. Bu sadece Sarıkaya'nın değil, sadece Ömer Açıkel'in değil, sadece Sarıkaya Belediyesi'nin değil. Bu bütün insanlığın dikkat buyurması gereken, dikkatini çekmesi gereken ve Türkiye'deki bütün yetkililerin de bu konuda hassasiyetle durması gereken bir yapı. İnşallah bu süreç atlatıldıktan sonra biz Kültür ve Turizm Bakanımızın yanına gideceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımızı ziyaret edeceğiz. Ulaşabilirsek Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşacağız ve bu Roma Hamamı'nın hem inanç turizmi noktasında, biliyorsunuz burası aynı zamanda da bir dini merkez. Evet. Tarihi kayıtlarda Basilica Terma diye geçiyor. Hristiyanlığın erken döneminde kullanılan bir vaftiz yeri. Evet, aynı zamanda. Onu diyecektim. Ortam ortasında büyük bir vaftiz taşı var. Bu bir inanç turizmi noktasında çok ciddi bir potansiyeli var. Ve bunu bu Hristiyanlar bunun farkına varsa, başkanım özür dilerim, farkına varsalar gerçekten ciddi bir akın olur buraya. Ya ben de öyle çok ciddi bir akın olur. Bakın Antalya'da bir yerde Noel Baba'nın doğduğu yerdendi Demre'de. Hristiyanlar oraya gidiyor. Meryem Ana Kilisesi'ne gidiyor. İznik'e gidiyor. Şeye gidiyor. Ya yanı başımızda geliyor. Göreme'de, Ürgüp'te kiliseler tabii, var. Evet. O oyukta şeylerin, Peribacadan içerisinde kiliseler var. O kadar fazla turist çekiyor ki oralar. Ve niye olmasın? Bugün Sarıkaya'nın eşi benzeri yok. Eminim Roma'nın eşi benzeri yok. Çamlığımız. Evet. Milli parkımız. Ya bunlar bütünleştirilebilir. İşte kalyonumuz var şeyde. Kazankaya'da. Evet, kanyonumuz var. Mesela işte çekerek de şu anda çok güzel belediyemizin yaptığı, işte hükümetimizin yaptığı barajın etrafında bir lavanta bahçesi projesi var, şey var. Bütün bunlar Akdağ Madeni'nin tarihi konakları var, Sorgun'un Kerkene Sarabeleri evet. var, Alişar Höyüğü var. Aslında buram buram tarih kokan bir memleketiz. Evet, kesinlikle. Ama bunu bir an önce değerlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Buna siyasilerimizin bu işi Sarıkaya'nın, Akdağ'ın, Yerköy'ün, Sorgun'un ya da Boğazyan'ın olarak bakmaması lazım. Evet, ortada bir Sarıkaya Roma Hamamı var. Doğrudur. Bu Sarıkaya'dadır. Ama bu Ömer Açıkel'in hamamı değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti evet. Devleti'nin bir kazanımı olması lazım. Kesinlikle. Hükümetimizin bu konuda ben elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ama şu süreci atlattıktan sonra biz Roma Hamamı'nı hem inanç turizmi hem kültür turizmi ve özellikle de sağlık turizmi noktasında kullanmamız lazım. Evet. Cenab-ı Allah bizim memleketimize dünyanın en şifalı suyunu vermiş. Dolayısıyla tesisleşmemizi tamamlamamız lazım. Altyapı eksiğini gidermemiz lazım. Evet. Gelen misafirleri ağırlayacak bir sosyal dokuyu hep beraber sağlayabilmemiz lazım. Bu da tek başına belediyenin yapacağı bir iş değil. Yani bizim etimiz belli, budumuz belli. Evet. Yani biz onun bakımını karşılayabilecek bütçelere sahip değiliz. Ama devletimiz çok büyük. Hükümetimiz bu konuda inşallah bize yardımcı olacak.